Cengiz Han'a kafa tutan Türk, Celaleddin Harzemşah. Selçuklu Devleti zaman denen girdapta yok olup gittiğinde onların boşluğunu, Selçukoğullarının valiliğini yapan Harzemşah hanedanı doldurdu. Harzem eyaletinin yöneticisi olan bu sülale yaşanan otorite boşluğunu lehine kullanmayı bildi. Türkmenler ve Kıpçaklardan oluşan ordusuyla Harzemlilerin en yüce hükümdarı kabul edilen Alaaddin Tekiş, kısa sürede Horasan'ı, Mazenderan'ı, Buhara şehrini aldı. Nihayetinde de son Selçuklu'yu ortadan kaldırıp İran'ın tamamına yakınını ele geçirdi. Giderek güçlenen bu Müslüman Türk devletinin gücü, 1200 yılında başa geçen Alaaddin Muhammed zamanında da devam etti. Sultan, babasının bıraktığı yerden fetihleri sürdürdü. Sınırlarını bir tarafta Aral Gölü'nün kuzeyine, bir tarafta Umman Denizi'ne, bir tarafta da Azerbaycan sahasına kadar genişletti. Harzemşahlar dönemin en güçlü siyasi teşekküllerinden biri haline gelmişti. İkinci İskender olarak anılmaya başlanan Sultan Muhammed'in aklında Suriye ve Anadolu'yu da ele geçirmek varken, kaderin planları farklıydı. Doğudan bir güç yükseliyordu ve bu güç dünyanın şimdiye dek görmediği bir tehlikeydi. Moğol Hanu Temüçin, kavminin tüm boylarını toplamayı başardı ve etraftaki birçok millete boyun eğdi. Moğollar oluşturdukları ateş çemberini genişleterek çok hızlı bir şekilde batıya doğru geldiler. Kısa boylu ve sarı benizli bu milletin önünde kimse duramıyor, istila uzanabildiği her toprak parçasını kavuruyordu. Cengiz Han, gözünü daha yeni sınır komşusu olduğu Harzem diyarına dikmişti. Onları da boyunduruğu altındaki onlarca milletten biri olarak görmek istiyordu. Han'ın aradığı fırsat 1218 yılında ayağına geldi. Moğollar tarafından ticaret için batıya gönderilen büyükçe bir kervan, Harzem ülkesinin sınır şehirlerinden Otrar'da durduruldu. Otrar valisi İnalcık'ın kararları ve Sultan Muhammed'in küstah tavırları sonucunda buradaki Moğol kervanı yağmalandı ve bazı Moğol elçileri katledildi. Türk ve İslam dünyası açısından bu hareket bir dönüm noktasıydı. Zirveden düşüşün başlangıcı, istilanın ilk adımıydı. Otrar olayından sonra tüm gücünü toplayan Cengiz Han, Türk devletlerinin üzerine yürüdü. Harzem Sultanı başta Semerkant'a kadar gelip savaşmak istediyse de bundan çekindi. Cengiz Han'ın atlı okçularının akıl almaz hızı ve Han'ın dahiyane savaş stratejileri onun aklını bulandırmıştı. Moğollar organize olmuş gruplar halinde Türk ülkesinin sağından solundan diş geçirdiler. Sultan Muhammed rakibine karşı bir meydan savaşı yapmaktansa askerlerini kalelere ve şehirlere bölüştürdü. Moğolların etrafı yağmalayacağını ama kalelere toslayınca geri çekileceğini sanıyordu. Derhal Hazar denizindeki adalardan birine sığındı. Cengiz Han, liderleri ortadan kaybolan ülkeyi istilaya başladı. Teslim olmayan tüm kaleleri en acımasız yöntemlerle aldı. Han, ülkenin iç kısımlarına Cebe ve Sübede gibi komutanlarını yolladı. Moğollar bu komutanlar ve bazı noyanlar için şöyle diyordu. Onlar Timuçin'in 4 köpeğidir. Alınları bakırdan yapılmıştır. Çeneleri makas, dilleri delip geçen tığ gibidir. Kafaları demirden, kırbaç gibi kullandıkları kılıçları vardır. Savaş günü geldiğinde düşman etini yalayıp yutarlar. Dikkatli olun. Onlar artık zincirlerinden boşandılar ve neşeyle salyalarını akıtıyorlar. Bu 4 köpek Cebe, Kubilay, Çelme ve Sübede'dir. Cengiz, aldıkları şehirdeki nüfusun çokluğundan dolayı elde tutmanın zor olduğunu biliyordu. Çünkü Moğol askerlerinin sayısı Türk ve Müslümanlara göre çok az. O yüzden de otoritesini kurabilmek için en kestirme ve kesin yolu kullandı. Katliam. Direnen şehirlerin halkına acımıyor, çoluk çocuk demeden kılıçtan geçiriyor. O günün anlatımıyla cesetlerden dağlar oluşmuştu adeta. Öz Türk yurdu Mavera Nehir'in o eşsiz şehirleri yağmalanmış, Buhara, Semerkant ve daha nice kent karanlık çağa dönmüştü. O dönemde yaşayan tarihçiler artık bu bölgelerin kıyamete kadar aynı ihtişama bir daha ulaşamayacağını söylüyordu. Türklerin parlak ışığı giderek sönüyordu. Celaleddin Harzemşah. Celaleddin Harzemşah, Moğol istilası sırasında Hazar'da sığınan Sultan Muhammed'in bir Hintli'den doğma oğluydu. Kaynakların verdiği bilgilere göre son Harzemşah kısa boylu, şişmanca ve çok esmerdi. Dış görünüşü tam bir Türk tipiydi. Türkçe konuşuyordu. Bunun yanında Farsçayı da o derecede iyi bilirdi. Sakin tabiatlı olup kimseye sövüp saymazdı. Az konuşurdu. Ciddi ve vakarlıydı. Yeri geldiğinde ise acımasız biri olabiliyordu. Celaleddin Moğollarla savaşmak istiyor ama babası onu yanından ayırmıyordu. Veliaht Şehzade, babası 1220 yılında vefat edince biat alıp hemen oracıkta tahta geçti. Sultan Celaleddin er meydanında at koşturmak, dönem feleğin ortaya çıkardığı olaylardan üstün çıkmak, her tarafa dağılmış olan fitne tozunu dağıtmak, kaza ve kaderin cefa kınından çektiği keskin kılıcı köreltmek istiyordu. Kardeşleriyle beraber derhal başkent Ürgenç tarafına doğru gitti. Harzen bölgesine varınca buradaki Kıpçak askerleri Celaleddin'in sultanlığına karşı çıktı. Eski Sultan Muhammed'in annesi Terken Hatun bir Kıpçak Türküydü ve bir Kıpçak'tan doğma torunu Uzlak Şah'ı başa geçirmek istiyordu. Durumun kötü gittiğini anlayan Celaleddin yanına çok az adam alarak Horasan'a doğru ilerledi. Kardeşi Uzlak ve Akşah da orduyu ele geçirip ağabeylerini öldürmek için takibe başladı. Celaleddin'i takip eden sadece kardeşleri değildi elbet. Moğollar da onu arıyordu. Cengiz'in yolladığı ordulardan biri Horasan bölgesinde Uzlak Şah'ın ordusuyla karşılaştı ve onları yendi. İki şehzade de öldürülmekten kurtulamadı. Moğollar istemeden de olsa böylece kardeşleri konusunda Celaleddin'e yardım etmiş oldular. Yoluna devam eden sultan 1221 yılında Herat üzerinden Gazne'ye vardı. Burası onun valilik yaptığı yerdi. O yüzden nüfusu ve asıl gücü de buradaydı. Emin Melik onu 50.000 kişilik bir kuvvetle karşıladı. Ardından Sultan İrak ve Gurbeyleri de Celaleddin'in sancağının altına girdi. Sultanın bu şekilde işi yoluna girdi ve askerlerin sayısı artarak güçlendi. İlkbaharın ilk günlerinde çiçekler açmaya başlayınca Gazne'den ayrılıp Parvan'ın yolunu tuttu. Cengiz Han, Celaleddin'in toparlandığını duyunca derhal güvendiği Şigi Kutuku'yu 30.000 askerle yola çıkardı. 30.000 atlı, Moğol orduları düşünüldüğünde hacimli bir kuvvet ve yıkıcı etkisi fazlaydı. Sultanın Parvan'a varışından bir hafta sonra Moğol ordusu kuşluk vakti şehrin önünde görüldü. Ordusu Türkmen ve Afganlardan oluşan sultan, şehirden bir fersah dışarı çıkarak Moğol ordusunun karşısında durdu. Emin Melik'e sağ kanadı, Seyfettin Melik İgra'da sol kanadı emanet edip kendisi de merkezde yerini aldı. Daha sonra ordularına emir verip bütün süvarilerin savaşa girmelerini ve canlarını çekinmeden feda etmelerini bildirdi. 10.000 süvariden meydana gelen sağ kanat, Emin Melik'in komutasında Moğolların sol kanadına saldırdı ve onları yerlerinden oynatınca Moğolların sağ kanadından ve merkezden sol kanada yardım gelmeye başladı. Daha sonra sağ ve sol kanatları dağılmış olan Moğol ordusu merkezde sıkıştılar. Çetin geçen bu savaşta her iki taraftan da çok sayıda insan hayatını kaybetti. Yenilen yenen belli olmadı. Sonunda güneş batıp akşam olunca herkes yerine çekildi. Moğol komutanları her askerin yanında bir yedek at bulundurmasını emretti. Ertesi gün feleğin silahşörleri kılıcı gecenin kellesine vurunca savaş yeniden başladı. Sultanın ordusu Moğolların arka tarafından yeni bir saf görünce onlara yardım geldiğini düşünerek paniğe kapıldı. Becerikli bir kumandan olan Celaleddin durumu anlamış ve askerlerin kaçmasını engellemişti. Hemen karşı hamlesini uyguladı. Arazi atlı askerlerin savaşması için elverişli değildi. Bu yüzden Moğollar istedikleri manevraları yapamıyordu. Bunun üzerine sultan tüm askerlerine attan inmelerini ve atlarını kuşaklarla bellerine bağlamalarını emretti. Dağlık arazide süvarilere karşı ordusunu tamamen ok kullanan yayalara dönüştürdü. Moğollar İgra'nın başında bulunduğu sol kanada saldırdılar. İgra'nın askerleri yaylarını okla doldurarak karşı tarafı ok yağmuruna tuttu ve saldırıyı durdurdu. Orada başarılı olamayan Moğol askerleri merkeze doğru yönelince sultan köz davulunu çaldırdı. Davul sesi duyan askerlerin hepsi daha önce inmiş oldukları atlarına binip birden saldırıya geçti. Başlangıçta gerileyen Moğol ordusu geri dönüp savaşmaya başladı. Sultan o durumu görüp sahraların aslanı ve azgın nehirlerin timsahı gibi oraya yetişince Moğollar hezimete uğradı ve kaçmaya başladı. Kutugu, Tepecük ve Moğolgar'ın oyanlar geriye kalan az sayıda askeriyle Cengiz Han'ın yanına döndü. Sultansa ganimet toplamakla meşguldü. Moğolların Ulular Ulusu Hakan'ı, yenilgi yüzü görmemiş muzaffer komutan, kırbacını dünyanın üzerinde şaklatan Cengiz Han ilk kez böyle büyük bir yenilgi almıştı. Bir Türk Temüçin'i yenmiş, büyü bozulmuştu. Harzemşah, istilaya uğrayan dünyanın umut ışığı olma yolunda ilerliyordu. Kaybolan umutlar. Gelin görün ki Türk tarafında işler bir anda tepetaklak oldu. Bir at için çıkan tartışma büyüdü. İgrak ve Çabala bin Ayham gibi komutanlar ordugahı terk etti. İgra'nın ayrılmasıyla sultanın gücü azaldı. İşleri sarpa sardı. Sint nehrini geçmek için Gazne'den ayrıldı. O sırada Cengiz Han, sultanın askerinin dağıldığını öğrenince öcünü alıp onu ortadan kaldırmak için azgın bir sele benzeyen, kalpleri intikam ateşiyle yanan, sayıları yağmur taneleri kadar olan bir orduyla yıldırım gibi sultanın üzerine yürüdü. Sultan, Cengiz Han'ın geldiğini öğrenip savaş ateşiyle yanıp tutuşan bir orduya ve Cihan Padişahı'na karşı koyabilecek kadar askeri olmadığını anlayınca Indus nehrini gemilerle geçmeye karar verdi. Cengiz Han, düzensiz bir şekilde ilerleyen rakibini nehir kenarında yakaladı. Güneşin nurunun dünyanın yüzünü aydınlattığı zaman sultan, bir yandan ateş gibi geçtiği yeri yakan bir ordu, diğer yandan Sint ırmağının arasında kalmasına rağmen cesaretini kaybetmedi. Savaş ateşine girmeye hazır bekledi. Ordusunu düzene sokup Hakan'ın üzerine yürüdü. Moğol ordusu Türk ordusunu sarmaya hedeflerken Celaleddin'in merkeze yani direkt tepede savaşı izleyen Cengiz'e yönelmesi Moğolları bir anda geriye itti. Tarihin akışı değişmeye hiç bu kadar yaklaşmamıştı. Moğollar yenilir de Cengiz ölürse işte o zaman bugün tarih bambaşka yazılacaktı. Lakin sultanın ordusu giderek zayıflamaktaydı. Cengiz 10.000 kişilik bir kuvveti dağlardan geçirip rakibinin ardına çıkarınca tüm kontrolü eline aldı. Türk ordusunun önce sağ kanadı ardından sol kanadı tarumar oldu. Moğol çemberinin içine giderek sıkışan Celaleddin'in yanında 700 kadar adam kalmıştı. Bir anda etrafına bakan sultan her şeyin bittiğini anladı. Gözleri yaşlı genç hükümdar zor bir karar aldı. Annesini ve eşlerini Moğol'a vermektense kendi öldürecekti. Emri üzerine Celaleddin Harzemşah'ın tüm haremi nehre atıldı. Hayat en acıklı sözlerini Mengüberti'nin kulaklarına fısıldıyordu. Askerlerinin bir bir düştüğünü gören sultan, gözünün yaşını silip dayısı Akaş Melik'ten yedek atını getirmesini istedi. Tepede bir çetrin gölgesinde olan Cengiz Han'ın gözleri en az kendisi kadar onurlu gördüğü Celaleddin'in üzerindeydi. Celaleddin uçurumun ağzına gelip son bir defa yurduna baktı ve atına bir kırbaç vurarak nehre attı. Kılıç şıkırtıları durmuş, herkes sultanın ne yapmaya çalıştığına bakıyor. O, hayret dolu gözler arasında uçurumun ağzından kendisini Indus'un kollarına bıraktı. Askerler liderlerini takip ederek nehre atladılar. Görülmeye değer o an bir film sahnesi ya da bir romanın zirve noktası değildi. Tarihin ta kendisiydi. Cengiz Han onun nehri geçtiğini görünce atını sahile sürdü. Sultanın peşinden nehre atlamak isteyen askerlerine engel oldu. Moğol askerleri sultanla birlikte nehre atlamış olan Türk askerlerini ok yağmuruna tuttular. Celaleddin'e ne olmuştu? Hanlar Hanı Cengiz rakibini alt etmiş miydi? Felek Türk diyarının efendisini sularda mı boğmuştu? Horasan'ın, Mavera Nehir'in, Mazenderan'ın, Harezm'in ve dahi tüm Türk memleketlerinin hükümdarı, babasının arslanı, soyunun sancaktarı, Harzemşah'ı Celaleddin Mengüberti bir anda Indus Nehri'nin karşı kıyısında beliriverdi. Cengiz Han ve Moğollar hayretten parmaklarını ısırdılar. Cengiz Han onu uzun uzun seyrettikten sonra yanında bulunan oğullarına dönüp böyle bir oğula sahip olan babaya ne mutlu. Su ve ateş gibi iki bela girdabından kendini kurtarıp sahile vardı dedi ve atının yönünü çevirip gitti. Nehirden kendini kurtaran Celaleddin soluk soluğa kalmıştı. Cengiz'in uzaklaşan silüetine bakıp intikam yeminleri etti. Ardından Hindistan diyarına doğru kaybolup gitti. Elinde ise sadece bir kılıç ve bir mızrak vardı. Sultan o iki tehlike arasından yani Cengiz Han'ın gazap ateşiyle Sindirman'ın girdabından kurtulunca feleğin suda boğamadığı, bela rüzgarının fena toprağına gönderemediği askerlerinden 5-6 kişiyle ormana sığınıp 1-2 gün orada bekledi. Onlara 50 kadar asker daha katıldı. Çok geçmeden bazıları ata, bazıları da sığıra binmiş olan bir grup daha gelip sultanın yanında yerlerini aldılar. Bu şekilde sultan Lahor civarına vardığında 3-4 bin kişilik bir orduya sahip oldu. Sultanın yeniden toparlanıp güçlendiği haberi Cihan Fatih Cengiz Han'a Gazne'de ulaştı. Cengiz Han derhal Törbay Toksin komutasındaki bir orduyu onun üzerine gönderdi. Moğol ordusunun Sint nehrini geçtiğini haber alan sultan onlara karşı koyacak askeri olmadığı için Delhi'nin yolunu tuttu. Onun kaçtığını öğrenen Moğollar da geri döndü. Delhi'ye varan Celaleddin, Delhi'nin Türk Sultanı Şemseddin İltutmuş'tan yardım istedi. Kendisine toprak vermesini talep etti. İltutmuş, Celaleddin'in kendisine çok büyük sorun oluşturacağını düşünüyordu. Buraların havası suyu sana uygun değildir şeklinde bir bahaneyle Celaleddin'i başından savdı. Harzemşah'ı Hindistan'da 3 yıla yakın bir süre kaldı. Yeri geldi yağmaladı, yaktı, yıktı, yeri geldi evlilikler yoluyla siyasi bağlantılar kurdu. Bu coğrafyadaki ikameti esnasında bir yandan Hint racaları, diğer yandan bölgenin Müslüman ya da Türk emirleriyle mücadelelerini aralıksız sürdürdü. Hindistan dağlarında geçirdiği yıllar sultana çok büyük tecrübeler kazandırmıştı. Yeniden doğuş. Hindistan'da tutunamayacağını anlayan Celaleddin, Kirman valisi Barak Hacib'in daveti üzerine buraya doğru yöneldi. Hindistan'dan çıkan sultan Kirman'a geldi ve Barak Hacib'in kızıyla evlendi. Hacib onun sultanlığını tanıdı ve yanında yer aldı. O sıralar İran'ın batısındaki emirler Celaleddin'in kardeşi Gıyasettin'e bağlıydılar. Celaleddin'in tekrar ortaya çıkışıyla işler değişeceğe benziyordu. Burada kısa süre kalan Mengüberti, Fars ilinin önemli şehirlerinden Şiraz'a doğru hareket etti. Salgurlular olarak bilinen Atabeyliğin emiri Atabeg Saad bin Zengi, sultanı güzel bir şekilde karşıladı ve ona bağlılığını sundu. Bir evlilikle bu ittifaklarını perçinlediler. Güçlenen Harzemşah, vakit kaybetmeden İsfahan'a vardı. Sultan buraya vardığında kardeşi Gıyasettin ve babasının komutanlarının reyde olduğunu öğrendi. Kısa bir mücadeleden sonra kardeşini yenilgiye uğrattı. Komutanlar ise birer birer asıl hükümdarın tarafına geçmişti. Gıyasettin Pirşah, herkesin kardeşinin tarafına geçtiğini görünce az sayıda sadık adamıyla birlikte içi yanarak kardeşinin huzuruna vardı. İtaat etti. Onun üzerine şehirde ve köyde yaşayanlar Sultan Celaleddin'in sayesinde barış ve huzur ortamının yeniden kurulacağından ümitlendiler. Bu Harzemşahların yeniden doğuşu olabilirdi. 1224 yılının başında bölgede kışı geçiren sultan, binek hayvanları dinlenip güçlenince Bağdat'ın yolunu tuttu. Abbasi halifesi Nasır'dan Moğollara karşı yardım istedi. Nasır onun sözlerine kulak asmadı. Çünkü Harzemşahları ile halifelerin arası hiç iyi olmamıştı. Geçmişte yaşanan olaylar iki devlet arasında gerilimi hep yüksek tutmaktaydı. Ne Celaleddin ömrünün sonuna kadar paralara halifenin adını yazdırmıştı, ne de halife Celaleddin'e sultan diye hitap etmişti. Aralar hep soğuk, hep gergindi. Celaleddin'in yardım teklifinin boşa çıkması üzerine Nasır'ı hainlikle suçladı. Ona göre Moğolları batıya davet eden ve bu belayı asıl başlatan halifenin ta kendisiydi. Günümüzde dahi tartışmalı olan bu konu tam olarak gün yüzüne çıkarılmış değil. Aranın giderek gerilmesi üzerine halife 20.000 kişilik bir kuvveti Harzem kuvvetlerinin üzerine yolladı. Yapılan savaşta Harzem tarafı galip geldi ve bölgeyi yağmaladı. Yağmanın ardından Celaleddin, Azerbaycan ve Arran tarafına doğru yola koyuldu. Oranın hakimi olan İl Denizlilerin lideri Atabek Özbek, sultanın geldiğini duyunca ona karşı koymak cesaretini kendinde görmediği için eşi Sultan II. Turul'un kızı Melike'yi bırakarak Tebriz'den kaçtı. Sultan tedbirli olarak Tebriz önlerine vardı ve orayı kuşatma altına aldı. Başta direnen Tebriz halkı ve garnizonu belli bir yerden sonra teslim olmaya karar verdi. Böylelikle 1225 yılında Tebriz, Harzemşah'ın eline geçti. Atabey'in dağılmış olan askerleri her taraftan gelip onun yanında yerlerini aldılar. Celaleddin güçlü ve yeni bir devletin temellerini kararlı bir şekilde atıyordu. Yükselen güç. Tebriz civarında olduğu sırada sultan, Eyyübilere ve Anadolu Selçuklularına mektuplar yollar. İsteği Moğollara karşı özellikle Anadolu Selçuklularıyla birleşmekti. Anadolu Selçuklularının başında o zamanlar Alaaddin Keykubat bulunuyordu ve devlet en parlak devrini yaşamaktaydı. Gelen mektup karşısında sevinen Alaaddin Keykubat, Celaleddin'in kendisini övdüğü gibi onu överek iltifat dolu bir mektup yolladı. Görünüşe göre yeni ve güçlü bir ittifak doğacaktı. Eyyübiler, Selçuklular ve Harzemşahlardan oluşan bir üçlü Türk bloğu Cengiz Han'a ve Moğollara çok büyük sorun oluşturabilirdi. Ama bakalım bu ittifak kurulabilecek miydi? Tebriz'in el değiştirdiği sırada tarihçi Cüveyni'nin ifadesiyle Gürcüler Müslüman ülkelerine sahip olma arzularına yenilip sultanı sürmek, Tebriz'i işgal etmek ve daha sonra da Bağdat'a girip halifenin yerine papazı oturtmak, camileri, kilise ve halkı da batıl yola sokmak istediler. Bu boş hayalleri gerçekleştirmek için 30.000 kişilik bir orduyu hazırlayıp harekete geçtiler. Celaleddin ise hemen hareket ederek arası geçti. Gökçegöl yakınlarında Gürcü kraliçesi Rusuda'nın komutanlarını bozguna uğrattı. Fakat bu sırada Tebriz'de Azerbaycan Atabeyi Özbey'in taraftarlarının isyan ettiğini duyunca hemen geriye döndü. Bu şehri tekrar itaat altına aldı. Daha sonra tekrar arası geçen Sultan Celaleddin, Arran bölgesinin merkezi olan Gence şehrini de ele geçirdi. Celaleddin tekrar Gürcistan'a girerek Tiflis'i kuşattı. Müslümanların elinden çıkmış olan bu şehri Mart 1226'da ele geçirdi. Gücüne güç, şanına şan katan hükümdar bir anda bölgenin en belirgin aktörü oluvermişti. Moğollar karşısında duracak olan kişi halkın gözünde artık belliydi. Kirman'da Barak Hacib'in bağlılık tasmasını boynundan çıkardığını duyan Celaleddin, hızla oraya ulaşıp ayaklanmayı bastırdı. Bu sırada veziri Şerefülmülk bir taraftan Gürcistan'a akınlar yaparken diğer taraftan da Selçuklu Prensi Rükneddin Cihan Şah'ın hakimiyetinde bulunan Erzurum ve diğer taraftan Eyyubilerden Melik Eşref'in elinde bulunan Ahlat bölgelerine akıncılar göndererek yağmalar yaptırdı. 1226 Eylül'ünde Arran'a dönen Celaleddin durumu kontrol altına aldı ve Tiflis'e giderek Gürcüler ve Abazalar üzerine seferler yaptı. Bu sırada Eyyubilerin Şam hükümdarı olan Melik el-Muazzam İsa da Sultan Celaleddin'e tabi olduğunu bildirerek onu kardeşleri aleyhine devamlı olarak tahrik ediyordu. Celaleddin bu tahrik neticesinde Gürcistan'dan döner dönmez 1226 yılında Ahlat'ı kuşattı. İç karışıklıklar yüzünden kuşatmayı kaldırdı. Ahlat üzerinde dönen oyunlar Harzemliler ve Eyyubilerin arasını kapanmayacak bir şekilde açmış oluyordu. Bu esnada Moğolların Ceyhun'u geçtiklerini öğrenen Celaleddin derhal Rey civarına koşturdu. Moğolları Damgan yakınlarında bir kere daha bozguna uğrattı. Onun bu direnci batıya gelmek konusunda Moğolları tereddüte düşürüyordu. Gerçi Moğolların o sırada kendi içerisinde halletmesi gereken daha önemli meseleleri vardı ve bu da Moğollar dışında herkese zaman kazandırıyordu. Bu sırada eşi Mihri Cihan'ın Eyyubilerin Ahlat hükümdarı Melik Eşref'in komutanlarından Hacip Ali ile ittifak yaptığını ve Hacib'in Azerbaycan'a gelerek Hoy, Merend ve Nahçıvan'ı yağmaladığını öğrenince onlar üzerine yürüdü ve onu hezimete uğrattı. Doğu Anadolu bölgesindeki pek çok köyü yağmaladı ve halka zarar verdi. Celaleddin 1228 yılında Moğolların tekrar Ceyhun'u geçtikleri haberi kendisine ulaşınca bütün kuvvetlerini toplayarak İsfahan yakınlarında onları karşıladı. Kardeşi Gıyasettin'in ihanetine rağmen Celaleddin Moğolları bir kez daha bozguna uğrattı. Daha sonra Moğolların kurduğu pusuya düşerek ağır kayıplar verdi. Moğollar nihayet 1228'de Celaleddin'in direncini kırmayı başarmışlardı. Ama bölgeye tam manasıyla hakim olabilmek için birkaç yıl daha beklemeleri gerekiyordu. Celaleddin bundan sonra askeri faaliyetlerini Azerbaycan ve Gürcistan üzerine yoğunlaştırdı. Bölgede önemli başarılar gerçekleştirdi. Gürcülerin o güne dek oluşturdukları en büyük ordulardan birini mağlup etti. Gürcü diyarındaki maceraları dilden dile anlatılan masallara dönüşmüştü adeta. Gelin görün ki her masalın bir sonu vardı. Ahlat. Harzemlilerin bazı Eyyubi emirleriyle ve Erzurum Meliki Cihanşah ile ittifakı Eyyubileri ve Alaaddin Keykubat'ı gitgide tereddüte düşürdü. Başlarda kendilerine dostça yaklaşan Celaleddin yanlış politikalar sonucu Selçukluları karşısına aldı. Yerinde duramayan Celaleddin'in kılıcı Moğol ve Gürcülerin yanında kendilerine de kalkmaya başlayınca diğer Müslüman devletler de ona karşı cephe almaya başladı. Halk da giderek ona sırt çeviriyordu. Çünkü Harzem ordusunun askerleri Doğu Anadolu bölgesindeki birçok yeri yağmalıyordu. Aynı zamanda Celaleddin'in katibi Nesevi'nin dediğine göre mensup olduğu hanedanın hükümdarlarının çoğu gibi Celaleddin de zalimdi. Moğolların yapmadığı işkencelerini savaş esirlerine yapmaktan geri durmuyordu. Sadık katibi her ne kadar onu zamanında çok karışıklık olduğundan sert davranmaya, zulüm yapmaya mecbur kaldı şeklinde savunmaya çalışsa da Celaleddin'e olan sevgi yerini korkuyla karışık saygıya bırakıyordu. Ahlat kuşatması ise kötü sonun başlangıcı olacaktı. Ahlat bölge için çok önemli bir noktaydı. Celaleddin bazı terkinler sonucu burayı almaya iyice kafaya koymuştu. Görünüşe göre Anadolu sahasına girmeyi düşünüyordu. Sonuçta Celaleddin Moğollardan kaçmaktaydı ve kendisine yaşam sahası arıyordu. Ardında da Moğollardan kaçan büyük bir Türkmen kitlesi vardı. Bunlara yurt, Celaleddin'e ise istikrarlı bir memleket lazımdı. Alaaddin Keykubat'ın tüm ikazlarına rağmen Harzemliler Ağustos 1229'da Ahlat'ı kuşattı. Celaleddin Harzemşah, Ahlat Kalesi'nin Van Gölü'ne bakan tarafına her biri 8 kişi tarafından kullanılan 20 mancını koydurarak şehri dövmeye başladı. Ahlat surlarının pek güçlü olması dolayısıyla kolay kolay gedik açılamıyordu. Bu arada Ahlat halkı şehri cansiperane müdafaa ediyor. Celaleddin Harzemşah'ın bütün hücumlarına karşı mukavemet ediyorlardı. Buna rağmen sultan bütün kış boyunca şehri muhasaraya devam etmişti. Gerçekten Celaleddin bu muhasara sırasında muazzam bir kararlılık ve akıllara hayret verecek kadar büyük bir sabırla bekledi. Şehrin etrafına sayısız mancınıklar yerleştirmiş, şehir surlarını yıkıncaya kadar dövmüştü. Ahlat kuşatması devam ederken önemli siyasi gelişmeler ortaya çıkmış, Diyarbakır ve Mardin Artuklu emirlerinin yanı sıra Erzurum Selçuklu emiri Rükneddin Cihanşah da Celaleddin'in saflarına geçmişti. Bu arada Celaleddin Harzemşah, Alaaddin Keykubat'ın uyarılarına kulak asmayarak Ahlat'ı muhasaraya devam etti. Selçuklu hükümdarı "Kuşatmayı kaldır, Moğollar konusunda sana yardım edeyim" diyordu. Ama Celaleddin inadından vazgeçmiyordu. Kuşatma çok uzun sürmüş, içerideki halk perişan olmuştu. Artık açlıktan fareleri avlamaya başlayan insanların feryatları ortalığı çınlatıyordu. Yapılan bu fenalık etraftaki halkın kulağına gitti. Selçuklu hükümdarı, Eyyubi beylikleri ve halife kuşatmayı kaldırması için Celaleddin'e yalvarıyordu. Ne var ki hiçbir söz fayda etmedi. Kuşatmacılar 14 Nisan 1230 Pazar günü şehir üzerine muazzam bir hücumla saldırıya geçip şehri kılıç zoruyla ele geçirdi. Kent 3 gün insafsızca yağmalandı. Ahlat şehrinde bir kıyım olmuş, şehir tanınmaz hale gelmişti. Oysa Moğol tehlikesinin kapıları zorladığı bir dönemde bu davranış sultana hem müttefiklerini kaybettirmiş hem de kendisine bağlanan umutları silip süpürmüştür. Yassı Çemen. Ahlat'ın ele geçirilmesi Celaleddin Harzemşah için bir dönüm noktası oldu. Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat, Mısır Eyyubi hükümdarı El-Melik Kamil ve o sırada Şam emiri olan Melik Eşref, Celaleddin'in kendi ülkelerine karşı harekete geçmesinden endişe ederek güçlerini birleştirme yoluna gittiler. Üç devlet Moğollara karşı durabilecekken birbirleriyle uğraşıyordu. Erzurum Selçuklu Meliki Rükneddin Cihanşah'ın Harzemşah'ın elini çabuk tutması için ısrarları devam etmekteydi. Harzemşah'ın hem Keykubat'ın kuvvetlerini fazla önemsememesi hem hastalığı sebebiyle Rükneddin'in acele davranılması yolundaki tavsiyelerine aldırış ettiği yoktu. Melik Eşref askerlerini toplayıp Sivas'a vararak Alaaddin ile buluştu. Ahlat'a doğru harekete geçmesine rağmen karşı taraf hala Ahlat'ta bekliyordu. Celaleddin bu savaşı kazanacağına o kadar güveniyordu ki Irak ordusu ile Vezir-i Şerefül Mülk'ün ordusunu Malazgirt'te, Hoy askerlerini de Bargiri'de bıraktı. Ayrıca Arranlı, Azerbaycanlı ve Mazenderanlı askerlerin yurtlarına dönmelerine izin verdiği için geri çağırma gereği bile duymadı. Selçuklu ve Eyyubi Birleşik Kuvvetleri'nin Erzincan'a bağlı Akşehir'e ulaştıklarını haber alınca Cihanşah'ın önerisiyle hızla hareket edip Yassı-Çimen mıntıkasına yerleşip çadırlarını kurdular. 1230 senesi Ramazan ayının 28. günü iki ordu birbirinden habersiz Yassı-Çimen'de karşı karşıya geldi. Melik Eşref'in askerleri zırh ve donanımlarıyla göz kamaştırırken Harzemşah birlikleri iyi okçularıyla dikkat çekmekteydi. İki ordunun mevcudu 40'ar 50'şer bin arasındaydı. Harzem öncülerinin Selçuklu öncülerine saldırmasıyla savaş başladı. Kıran kırana geçen çarpışmayı Harzemliler kazandı. 5000 civarında olan Selçuklu öncüleri büyük kayıplar vererek geri çekildi. Öncü çarpışmasından sonra iki ordu karşı karşıya geldi. Savaşın seyri tam net olmasa da 3 gün boyunca kanlı mücadele devam etti. Harzemler ok ve kılıçlarla göğü inletirken aynı kandan olan Selçuklu ve Eyyubi kuvvetleri onlardan aşağı kalmıyordu. Aynı zamanda Selçukluların tepelere yerleştirdikleri mancınık ve ok atan çarklar savaşa farklı bir boyut kazandırıyordu. Çok şiddetli esen rüzgar Harzemlilerin aleyhineydi. Karmaşa içerisinde binlerce atı uçurumlardan düştü. Cüveyni'nin anlatımına göre Celaleddin bir ara atına binmek için çadırından çıkmıştı. Atına atlamıştı ama dizginleri tutacak dermanı bir anda gidivermişti. Harput'taki hastalığı yeniden nüksetmişe benziyordu. Komutanları derhal onu dinlenmesi için geri hatlara taşıyınca liderlerinin bayrağının gerilere gittiğini gören Harzem kanatları sultanın öldüğünü zannetti. Bu zan üzerine çok da disiplinli olmayan Harzem ordusu bir anda dağıldı. Kaçarken çok fazla can kaybı yaşandı. Askerlerinin kaçtığını gören sultan burada daha fazla tutunamayacağını anladı. Alaaddin ve Melik Eşref ise bu geri çekilmeyi bir oyun sanarak askerlerine yerlerinden ayrılmamalarını emrettiler. Her şey sakinleştiğinde disiplini ve soğukkanlılığı elinden bırakmayan Alaaddin'in ordusu meydanda kalan tek ordu olmuştu. Savaşı Eyyubi-Selçuklu ittifakı kazanmıştı. Celaleddin ise yeniden ayağa kalkmak için fırsat aramaya başladı. Ama artık talih kuşu yüzüne gülmüyordu. Komutanları bir bir ondan yüz çevirdiler. Kimin kapısını çaldıysa eli boş dönüyordu. Kimse ona yardım etmiyor, herkes ondan çekiniyordu. Sultan daha kaderin darbesinin sarsıntısından kurtulmadan Curmagun Noya'nın Amu Derya'yı geçtiği haberi geldi. Moğollar büyük bir orduyla Celaleddin'i arıyordu. Sultanın ise psikolojisi çok bozulmuştu. Yıllardır sağa sola koşturmak onun sinirlerini yıpratmıştı. Kendisini içkiye vermiş, her el uzatandan medet bekler olmuştu. Acınacak hale düşen sultan bir ara akıl sağlığını dahi kaybetmişti. Üst üste yanlış kararlar vermeye başlamış, Moğollar beni bulacak korkusuyla oradan oraya kaçmıştı. İşin garibi Moğollar kapıya dayanmasına rağmen hiçbir devlet Mengüberti'nin çağrısına kulak asmıyordu. Celaleddin 4000 kişilik bir kuvvetle Diyarbakır civarında siyasi ittifak kurma çabalarındayken Moğolların baskınına uğradı. Katibinin anlatımına göre baskın sırasında sarhoş olan Celaleddin emirlerinden Orhan tarafından kurtarıldı. Moğollardan kurtulmuştu ama bir başına kalmıştı. Diyarbakır halkı onu şehre sokmadı. Dağ yolundan kaçmak istediyse de bir Kürt tarafından yakalandı ve soyuldu. Celaleddin sultan olduğunu söylese de işe yaramadı. Ahlat'ta zarar gördüğünü söyleyen ayak takımından bir Kürt mızrakla sultanın canını aldı. Nesevi'nin söyleyişiyle kader isteyince böyle namağlup bir aslanın ölümü tilkilerin elinde gerçekleşmişti. Celaleddin Harzemşah ölmüş, Türk dünyası ile Moğollar arasında set yıkılmıştı. Bazıları onun ölmediğine inanmaktaydı. Komutanları ve vezirleri belki bir yerlerden çıkıp gelir diye onu çok bekledi. Sonuçta bu Celaleddin'di. Feleğin çemberinden defalarca geçmiş, her seferinde hayatta kalmayı başarmıştı. Ama beklenen olmadı. Moğollar ateş gibi yakıp geçmiş ve halkı kurtaracak bir Celaleddin çıkıp gelmemişti. Videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın ki birlikte büyüyebilelim. İzlediğiniz için teşekkürler. DFT Tarih, YouTube'un tarih kanalı.